1985 yılında İzmir'de doğdun ilk hikayemizde. Diğer bebeklere göre şanslısın çünkü dünyaya yalnız gelmedin. Bir de tek yumurta ikizin var. O. İkizinle birlikte mutlu bir ailede İzmir'de büyüyorsun. Okul çağınız geldiğinde aynı okula yazılıyorsunuz. Öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız sizi ayırt etmekte zorlanıyor. İsimlerinizi karıştırıyorlar. Bir gün okulun camını kırıyorsun. Okul müdürü camı kimin kırdığını tespit etmek için olaya şahit olan bir öğrenci öğrenciyle birlikte sınıfınıza geliyor. Öğrenci ikinizden birinin can, ikinizden birinin camı kırdığını söylüyor ama hanginizin bunu yaptığından doğal olarak emin olamıyor. Kardeşin de seni ele vermemek için çıtını çıkarmıyor. Dışarıya karşı daha güçlü hissediyor musun bu kardeş sebebiyle? Tek kişi gücünde mi yoksa iki kişi gücünde misin? Kardeşin bir yaramazlık yapsa onun yerine kabahati üstlenir misin? İkiz kardeş olmak bunu mu gerektirir? Bunu da gerektirir bence benim ikize bakış açımda. Ee, ikiz olmak iki taraftan da çok kuvvetli bir his. Yani hem yanınızda birinin olması büyük bir güven veriyor hem yanınızda birinin olması büyük bir güvensizlik e, hissi de yaratıyor. Ya Kol ona bir şey olursa. Kolok, evet. Hmm. Çünkü aklınızın bir köşesinde hep o var yani hep ama ya, ya bir şey olursa o bir bu baş edilmesi gereken bir anksiyete belki de. Kendi bir yanın gibi mi bir tarafın gibi bir mi? Bir uzvum gibi işte. Uzvum evet. gibi evet. Dünyaya doğuştan bir hediye ile geldin ikisini kastediyorum. Ayırt edilemediğinizde bunu lehinize kullanır mısın? Kullanırım kullanırım. kullanırım. Kullanmamak çok zor bir kere onu tahmin edebiliyorum da ama kullanırım diyorsun diye hemen açıkça güzel. Evet. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarınız birlikte aynı sıralarda geçiyor. Üniversite sınavı yaklaştığında yine kardeşinle birlikte sınava hazırlanıyorsunuz. Sen farklı bölümler ve farklı bir kariyer istiyorsun. Kardeşin ise tıp fakültesine devam etmek istiyor, kazanmak istiyor. Kazandığınız okullar ayrı olursa ilk kez birbirinizden. E, ayrılacaksınız, ayrı kalacaksınız. Kardeşinden ayrı kalmamak adına sen de tıp fakültesinde okumayı tercih ediyorsun. Tamam. O hikayede ve ikiniz de aynı okulu kazanıyorsunuz. Ardından yine birlikte kadın doğum hastalıklarını tercih ediyorsunuz. Üniversitede de yine e, bir aradasınız. Sadece asistanlık ve uzmanlık döneminde kısa bir süre ayrı kalıyorsunuz. Farklı hastanelerde kadın doğum ihtisasınızı tamamlıyorsunuz. Kardeşinin görev yaptığı hastaneye sevk ettiğin Hastalar gittikleri hastanede seni görünce şaşırıyorlar. Ee, siz de mi buraya geldiniz falan soruları. Ortaya çıkan komik durumlar senin, kardeşinin ve hastaların moralini yüksek tutan bir unsur, bir şaka unsuruna dönüşüyor. Doğuştan gelen bu durumun hastalar ve hastane çalışanları üzerindeki pozitif etkisi seni motive eder mi diyor mu? Bu... Eder bu eğlenceli durumlar. Eder. Hayatınızdaki ortak kader evlilikten sonra da devam ediyor. Sen öğrenciyken hukuk fakültesinde okuyan bir hanımefendiye aşık oluyorsun. Ve ilerleyen yıllarda evleniyorsunuz. Ardından kardeşin de tamamen şans eseri olarak bir hukukçuyla tanışıyor. O çok sonra ve o da hayatını birleştiriyor onunla. İki evde de birer kadın doğum uzmanı ve birer avukat var. Bir müddet sonra bir kızın olacağını Öğreniyor ve çok mutlu oluyorsun. Ardından iki, e, ikisinin de bir kızı olacağı haberi geliyor. Yani ayarlasanız herhalde ancak e, bu kadar. Korkmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. E, kendi ailenizi kurduğunuzda da ortak kaderi paylaşmak biraz tuhaf ama tatlı ve komik de bir durum aslında. İkiniz de avukatla evlisiniz ve kızlarınız oluyor. Tabii bütün bu olup bitenlerde bir ürkmeye başladı evet. diyorsun. Yani tekinsiz bir planın mı içindeyiz? Bunu başkası mı yazıyor? <laughs> Bu senaryoyu. Aradan bir sene geçiyor. Bir haftalık eğitim için yurt dışına gidiyorsun. Kızın ateşleniyor ve amcası yani kardeşin ikizin seni yerine geçip baba rolü yapıyor. Kızın amcasına sarılarak baba baba diye ağlıyor. Kendi içinde üzücü bir durum olsa da geriye dönüp baktığınızda yüzünüzü güldürecek buna benzer anlar biriktiriyorsunuz. Ee, aslında çok duygusal bir an kardeşinin kızını teselli edip ona iyi gelmesini nasıl değerlendiriyorsun yani kardeşlik ikiz olmak bunu da gerektiriyor mu? Eğer mümkünse bunu da gerektiriyor. gerektiriyor. Biraz daha açabilirsin. Ee, yani bu ikizlik ya da aynı yumurta ikizleri için söyleyeyim klon gibi bir hal aldığı aldı. Durum. Yani. Çok kötü niyetli insanlar kötüye de kullanabilirler bu benzeme Doğru. halini. Doğru. Ee, ben niyete bakarım genel olarak yani. Benim empati kurduğum zaman çok iyi olacağını düşünüyorum. Gelip evladıma sarılıp onu teskin etmesinin. Okuldayken e, kardeşinin yerine sınav kağıdı doldurdun mu hiç? Yok. Ha, kötü niyet ilk onlar aklıma ha, geldi. Yok. İkizlerde böyle bir fantezi olabilir diye düşünüyorum. Yani biri öbürünün yerine sınava gibi. Ola ki birisi daha tembel olabilir, birisi daha çalışkan olabilir. Çalışkan ötekinin o işlerini hallediyordur. Öbür öbürünün başka işlerini hallediyordur filan. Biz çete gibiyiz. Burada bir örgütlü bir mücadele var evet. yani. Evet. Biz Siz... Kayayla ilkokuldayken okulda 3 binaydı bizim evimiz. O yüzden öğretmenimiz test sonuçlarının fotokopisini, test sorularının fotokopisini bize çektirtirdi. Biz de önceden işaretlenmiş ve silinmiş doğruları yazardık ve kopya çekerdik Kayayla. Tek hayatımızda kopya çektiğimiz An ilkokuldadır. Onda da yakalandık. Kriminalsiniz ama neyse ki evet. yakalanmışsınız. Elbette bu olayın üzerinden zaman geçtikçe kızların sizi iyice ayırt etmeye başlıyor tabii ki. E, hatta bugün sizi en iyi onar teşhis edip ayırabiliyorlar. Kardeşinin hayatınız hep paralel ilerliyor. İkinizin de eşleri Ankara'da iş bulunca birlikte aynı binaya taşınıyorsunuz. Aynı arabadan alıyor. Hatta onları yan yana koyuyorsunuz. Ankara'da özel bir klinik açıyorsunuz iki kardeş. Yaz aylarında kliniği, e, kliniği aynı zamanlarda kapatıp birlikte tatile çıkıyorsunuz. İkinizin de köpeği var. Hayatınızdaki tek fark bu noktada devreye giriyor. Birisi siyah, birinizinki beyaz köpeklerin. E, şey kahverengiymiş. E, biri beyaz, biri kahverengi. Bir, bir de kardeşinin bir kızı daha oluyor. Yani o onda iki kız var, sende bir kız var. Bazen tek bir hayat yaşıyormuş gibi hissettiğin oluyor mu yani durumunuz? Oradan bakınca bir armağan mı sence? Ee, <laughs> bir armağan kendi özelimde armağan diyebilirim. Bu lanet ve armağan çok birbirini denkleyen şeyler yani. <laughs> evet, Onlar da bir ikiz kardeş. Evet. Ya yani bu, bu bu bazı ikizler için bir lanet, bazı ikizler için bir armağan olabilir. Nasıl birisi olduğuna bakar. Doğru. Sizde iyi işliyor ama. Evet. Aynı araba. Evet. E, aynı, aynı meslekten iki eş. Beni ne tuttu da köpeği farklı renk sahiplendim diye düşünüyorum. Aynısından yani. bulamamışımdır o belki. Olabilir.